Herkese merhaba, Safran Örgü'ye hoş geldiniz. Ben Habibe. Bugün güzel bir projeye, yeni bir projeye başlıyoruz. Boğazlı bir kazak öreceğiz. Görüntüdeki nesne bir boğaz arkadaşlar. Bu kazağın ilk önce size bitmiş halini göstermek isterdim. Fakat bu takdir edersiniz büyük boy bir kazağın bitmesi en az 15 gün demek. 15 gün YouTube kanalımı boş bırakmam imkansız. O yüzden bu kazağı size bölüm bölüm anlatacağım. Dilerseniz benimle beraber örebilirsiniz ama yok ben bunun bitmişini görmek istiyorum derseniz, ondan sonra öreceğim derseniz 2-3 hafta sonra örmeye başlayabilirsiniz. Kazağı şu anda benimle beraber örmeseniz bile videoları izlemenizi öneririm. Çünkü videonun her bölümünde oldukça önemli teknikler anlatacağım. Bu teknikler arasında omuz üzerinden artış yapmayı göstereceğim. Yaka düşürmeyi göstereceğim. Düşük kolu nasıl düşüreceğimizi, kol altında nasıl bir oyma yapacağımızı, daha doğrusu düşük kolda kol şekillendirmesini anlatacağım. Bunların oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden mutlaka videoları seyretmenizi öneririm. Kazağın boyutu medium olacak. Medium size'da öreceğiz. İp olarak kalın bir ip kullanıyorum. Daha doğrusu orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. İpin 100 gramında 200 metre ip var. Şiş olarak 3 değişik milimetrede şiş kullanacağım. Burada yaka ağzını 4 milimetre şişle ördüm. Yani şu çift lastik gibi duran tübüler keston dediğimiz yeri, o yani o teknikle başladığım yeri 4 numarayla ördüm. Daha sonra boğaza 4,5 numara şişle devam ettim. Gövdeyi ise 5 numara şişle öreceğim. Ya yani mutlaka 3 tane şişiniz olması gerekiyor. İp gerginliği dediğimiz, yani gaj 18 x 24, yani 10 santim örgüde toplam 18 ilmeğim var. 24 tane sıram var. Siz de iplik seçiminizi buna göre yapabilirsiniz. Bu kazağı örerken kullanacağım tekniğin adı bitişik kol ya da bitişik omuz tekniği. Türkiye'de çok fazla bilinen bir teknik değil. Ama ismi sizi korkutmasın. Oldukça kolay bir teknik. Özellikle genç kızların sevdiği türde kazakları bu teknikle yapmak çok kolay. Bundan sonra birçok büyük beden kazak çalışacağız, hırka çalışacağız. Hem gençlerin sevdiği trend modeller çalışacağız, hem daha ileri yaşlara hitap eden klasik modeller çalışacağız. Genç hanımların seveceği yine çok güzel, popüler modeller paylaşacağız. O yüzden abone olduğunuz zaman yan tarafta çıkan zil seçeneğini tıklarsanız sayfaya yükleyeceğim her videodan anında haberdar olacaksınız. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Olumsuz yorumlarınızı da lütfen yazın. Olumsuz yorumlar da çok işe yarıyor. Ben buna göre neyi doğru, neyi yanlış yaptığımı anlıyorum. Ve size daha güzel videolar çekmek için çaba sarf ediyorum. Kanalımı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer abone olursanız çok sevinirim. Sayfanın altındaki beğen butonunu tıklarsanız çok sevinirim. Birazcık kazak hakkında bilgi vermek istiyorum. Boyun kısmını zaten ördük. İkinci videoda şu kısımda yaka düşürme yapacağız. Aynı zamanda bu yaka düşürmeyi hafifçe arkada da yapacağız ki bu yaka bizi rahatsız etmesin. Çok güzel bir ovallık vereceğiz buraya. O yüzden mutlaka videoları seyretmenizi öneririm. Daha sonra gövde artışlarına başlayacağız. Bu kazakta gövde artışları şurada yapılacak arkadaşlar. Omuz üzerinden arkada ve önde
artış yapacağız. Artışlarımız burada olacak. Bu artışlar bittikten sonra, yani istediğimiz genişliğe ulaştıktan sonra önce arka tarafı, daha sonra ön tarafı öreceğiz. Şimdi ön ya da arka tarafı örerken şuralardan kol evinde aralıklı eksiltmeler yapacağız arkadaşlar. Yani şurası hafiften böyle içeriye doğru çapraz gelecek. Daha sonra kesmelerimiz bittikten sonra bu kez kol altına doğru şu şekilde artış yapıp şuraya bu kavisi vereceğiz ki şu kısımda potlaşma olmasın, yığılma olmasın. Üçüncü videoda muhtemelen bunlar anlatılacak. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Ön tarafta şu göğüs kısmına basit bir desen koymayı düşünüyorum. Ters ve düz örgüden oluşan bir desen olacak. Bu ajur olmayacak. Şu anda tam planlamasını yapmadım ama etek kısmına da aynı desenleri koyabiliriz. Kollarda hiçbir eksiltme yapmayacağım. Çünkü şu anda bol kollar çok moda. Ben bu kazağı kızım için yapıyorum. Dümdüz ineceğim ve bilekte kesme yaparak, tam bilekte kesme yaparak kola hafif bir balon formu vereceğim. Ben gövdeyi biraz geniş yapmayı düşünüyorum ama siz arzu ederseniz biraz daha dar yapabilirsiniz. Bunu sağlamak için de ne yapıyoruz? Şu omuzdaki eksiltmeleri biraz daha az yapıyoruz. O şekilde biraz daha dar çalışabiliriz. Evet, kazağımızın boyu medium beden olacak. Aslında benim kızımın bedeni small, fakat kazağı geniş istediği için medium size çalışacağım. Siz daha büyük ya da daha küçük beden çalışmak istediğiniz zaman şu omuz kesmelerini biraz daha az yaparak, yakayı 3-4 ilmek daha az başlayarak ya da daha fazla başlayarak daha büyük bedenler çalışabilirsiniz. Farklı bedenlerde çalışmak isteyenler ilmek sayısı soruyor arkadaşlar. Bu sayıyı size her zaman sağlıklı bir şekilde vermem çok zor. Çünkü ben sadece bu bedeni çalışıyorum. Bu beden üzerinde hesaplamalar yapıyorum. Bütün bedenlerde size sayı verebilmem için bütün bedenlerin ölçümlemesini yapmam lazım. Yani gene bir sayı verebilirim ama yaklaşık bir sayı veririm. Yani bu sayıların çok doğru olması mümkün değil. Eğer bütün bedenlerde çalışırsam artık bu bir video olmaktan çıkar, bir pattern oluşturmaya girer. Ki bir pattern çalışmak da çok kolay bir şey değil arkadaşlar. Tüm bedenlere tek tek yazmam lazım. Tüm bedenlerin testini yapmam lazım. Bu çok kapsamlı bir çalışma ve benim şu anda onu yapmam çok zor. Bu konuda anlayışınızı bekliyorum. Umarım bu çalışma faydalı olur. Güzel kazaklar ortaya çıkarırız. Umarım faydalı olur, anlaşılabilir bir video olur. Lütfen takıldığınız bir yer olursa, yeterince anlayamıyorsanız lütfen beni uyarın. Diğer videolarda daha farklı bir dil kullanmaya dikkat edeyim. Hepinize keyifli örmeler diliyorum ve yaka çalışmasıyla yeni projeye start veriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz şişlerden söz etmek istiyorum. Benim bu projede kullanacağım ana şişim 5 numara. Yani gövdeyi 5 numarayla öreceğim. Lastikleri 4,5'lu öreceğim. Yakayı başlarken eğer 4,5'la başlarsam yaka ağzında hoş bir görüntü olmayacak. Yaka ağzımın
biraz daha düzgün görünmesini istiyorum. O yüzden tübüler kestonu yaparken, yani esnek bir şekilde yaka ağzını yaparken daha ince bir şiş kullanacağım. 4 numara şiş kullanacağım. Yani bu projede bana 3 tane şiş gerekli. Gövde için 5 numara şiş, yaka ve lastikler için 4,5 numara şiş, yaka ağzını başlarken de 4 numara şiş gerekli. Klasik yöntemde olduğu gibi önce şöyle bir kuyruk oluşturuyorum. Ve bir ilmek yapıyorum. Aynı normal başlama şekli gibi hiçbir fark yok. Elimi aynı şekilde yerleştiriyorum. İki parmağımı şu şekilde ipin arasına sokuyorum ve alttaki iki parmağımla ipi kontrol ediyorum. Şimdi bu yöntemde ilmekleri atarken şişe bir düz ilmek atıyorum, bir ters ilmek atıyorum. Daima şu ilk attığım ilmeği düz ilmek olarak kabul ediyorum. Şimdi ters ilmek atmam lazım. Ters ilmekleri atarken arkadaki ipi kullanıyorum. Yani benden uzakta olan tarafı kullanıyorum. Düz ilmekleri atarken ise benden tarafa, daha doğrusu bana yakın olan ipi kullanıyorum. Şimdi ilk ters ilmeğimizi atalım. Şişimle arka taraftaki ipin altına giriyorum. Daha sonra öndeki ipin altına da giriyorum ve şişimi iki ipin arasına şu şekilde yerleştiriyorum ve tekrar şişimi arka tarafa doğru götürüyorum. Bakın, bir tane ters ilmeğim oldu. Düz ilmek yaparken şişimi benden taraftaki bana yakın olan ipin altına sokuyorum ve bu şişimle karşı taraftaki ipi, arka taraftaki ipi alıyorum. Bakın, bir düz ilmeğim oldu. Şimdi tekrar ters ilmek yapacağım. Bana uzak olan taraftaki ipin altına gireceğim. Daha sonra bana yakın olan ipin altına gireceğim. İki ipin arasına girip şişimi arka taraftaki ipin arkasından geçirerek, yani şişimi arka tarafa götürerek yine bir ters ilmek oluşturmuş olacağım. Şimdi yine düz ilmek almam gerekiyor. Bana yakın taraftaki ipin altına giriyorum ve karşı taraftaki ipi şişime alıp tekrar şişimi kendimden tarafa alıyorum. Evet, bir düz ilmeğimiz oldu. Bakın, düz ve ters ilmekler gayet belirgin bir şekilde belli oluyor. Şimdi yine ters ilmek yapacağım. Arkadan giriyorum. Öndeki ipin altından geçiyorum. Araya giriyorum ve ipimi tekrar bu ipin altından, şişimi bu ipin altından karşı tarafa geçiriyorum. Yine bir ters ilmeğim oldu. Burada ilmekleri çok gevşek atmayalım, çok sıkı da atmayalım. İlmeklerimizin şişi kavraması yeterli. Şimdi düz ilmek yapacağız. Önden giriyorum ve arkadaki ipi alıp ön tarafa getiriyorum. Bakın, yine bir düz ilmeğim oldu. Şimdi sıra ters ilmekte. Evet, bir ters ilmeğim daha oldu. Şimdi düz. Ters. Düz,
ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Arkadaşlar bu şekilde şişimize toplam 100 ilmek atıyoruz. Yuvarlak yaka öreceğimiz için lastiğe tersle başladığımız için lastiğin düzle başladığımız için lastiğin tersle bitmesi gerekiyor. Çift sayı olduğu için zaten doğal olarak ters ilmekle bitecek. Bu şekilde toplam 100 tane ilmek şişimize atıyoruz. Evet, 100 ilmeği attık. Son ilmeğimiz tersti. Bakın burada dikkatli olmanız gereken yer bu son ilmek. Mutlaka şu ipi sağ elinizde kontrol altında tutmanız gerekiyor. Yoksa şu son ilmeğiniz deforme olabilir. İlmek sayınızda eksiklik olabilir. Şimdi uzun bir şişli örüyorum. Magic loop yöntemini kullanacağım. İlmeklerimin diğer ilmeklerimin de bu şişe gelmesi gerekiyor ki ben örgümü yapabileyim. Bunu sağlamak için misinayı ortaya denk gelen bir yerden şu şekilde çekiyorum. Bakın ilmeklerimi buraya alıyorum. Burada evet şu ilmeklerin yönüne de dikkat edelim. Bakın şu son ilmeğimde bir deformasyon oldu. Onu tekrar yapacağım. İlmeklerimi buraya çektim. Şu anda ilmeklerim iki taraftaki şişte duruyor. Şimdi örebilmek için bakın şişim bu şekilde yürümüyor. Örebilmek için bu taraftaki şişimi asılmam gerekiyor arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi şu son ilmeğe çok dikkat edin. Evet şişimi çektim. Şimdi dikkatlice bu taraftaki ilk ilmeği düz örüyorum. Bu ilmeğim düzdü hatırlıyorsanız. Bu ilmeğimi düz örüyorum ve ipimi çekiştiriyorum ki şurada bir bolluk oluşmasın. Birinci ilmeğim düzdü, bunu düz örüyorum. İkinci ilmeğim hatırlıyorsanız ters atmıştım. Bu ilmeği örmeyeceğim arkadaşlar. Birinci sırada bu ilmeği örmeden alacağım.
İpimi öne alıyorum. İpim arkada durmayacak bakın. İpim önde olacak. İpimi öne alıyorum ve bu ters ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İpimi tekrar arkaya atıyorum. İkinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim düzdü. Bu üçüncü ilmeğimi düz örüyorum. Dördüncü ilmeğim ters. Yine bunu örmeden almam gerekiyor. Bakın burada gayet belli ilmeğimin ters olduğu. Bakın. Ters ilmek ve düz ilmek gayet belli. İpimi öne alıyorum. Ve bu ters ilmeği, bakın ters ilmeğim şurada çok belli. Örmeden sağ şişimi alıyorum. İpi tekrar arkaya atıyorum. Sıradaki ilmeğim düz ilmek. Bu ilmeği düz örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. Bakın sıradaki ilmek ters ilmek. Ters ilmeği örmeden alıyorum ve ipimi tekrar arkaya atıyorum. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Bakın ilmeğim ters, sıradaki ilmeğim ters. Ters ilmeği örmeden alıyorum. Düz. Ters. Pardon. Bunu örmeyecektim arkadaşlar. Özür dilerim. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters, düz, ters, düz, ters, düz. Şişin katlama yerine kadar bu şekilde devam ediyoruz. Düz ilmekleri düz örüyoruz. Ters ilmekleri ip önde olacak şekilde örmeden alıyoruz. Evet, ipimin ek yerine geldim. En son düzü ördüm. Yine şişimi çekiyorum. Şişimi çekiyorum, rahatlatıyorum ve örmeye devam ediyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Düz örüyorum. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Sıra başına kadar bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Ters. Düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz. Bakın burada o kadar gayret etmeme rağmen İlmeğimde bir bozulma olmuş. Hemen şurada tekrar bu ilmeği oluşturmamız çok kolay arkadaşlar. Bakın şu şekilde iki ilmeğin arkasından girin. Bakın ilmeğim oluştu.
Bunu da ters aldım. Şimdi buraya bir işaret takmak istiyorum. Birinci sırada ilk ilmeği ters örmüştük. Şimdi bunu örmeden alacağız. Düzleri örmeyeceğim arkadaşlar. Tersleri örerek alacağım. Bu tekniğin mantığı bu. Birinci sırada düzleri örüyorum. İpi öne alarak tersleri örmeden alıyorum. İkinci sırada ipi arkada tutarak düz ilmeği örmeden alıyorum ve tersleri ters örüyorum. Şimdi ipim arkada, birinci ilmeği örmeden alıyorum. İpimi öne alıp ters ilmeğimi normal ters örüyorum. Şimdi yine ipimi arkaya alıyorum. Düz ilmeği örmeden alıyorum. İpimi öne alıp tekrar ters ilmeğimi örüyorum. Yani her sırada bir ilmek örülüyor, bir ilmek örülmeden alınıyor. Birinci sırada düzleri örüyoruz, tersleri örmüyoruz. İkinci sırada düzleri örmüyoruz, tersleri örüyoruz. Üçüncü sırada tekrar düzleri örüp tersleri örmüyoruz. Ama tersleri örmeden alırken ipimiz önde olacak. Şimdi yine ip arkada, ters ilmeği alıyorum. İpimi önüme geçirip düz ilmeği alıyorum, pardon. İpimi öne geçirip ters ilmeğimi örüyorum. İp arkada, düz ilmeği örmeden al. İp önde, ters ilmeği ör. İp arkada, düz ilmeği örmeden al. İp önde, ters ilmeği ör. İp arkada, düz ilmeği örmeden al. İp önde, ters ilmeği ör. İp arkada, düzü örmeden al, ip önde, tersi ters ör. Bu şekilde sıra başına kadar ilerliyoruz arkadaşlar. Bakın, lastiğimizin birinci sırası oluştu ve çok güzel oldu. Bu sırada dediğim gibi ip arkada olacak, düzleri örmeden alıyoruz, tersleri ters örüyoruz. Şişin ek yerine geldim. Yine burada yapacağım şey, işlem çok basit. Misinayı çekiyorum. Ve ilmeklerimi tekrar şişin üstüne alarak örmeye devam ediyorum. Düz örmeden alıyorum. Ters. Düz. Ters. Düzleri örmeden alıyoruz biliyorsunuz. Ters. Evet. Sıra başına kadar bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Ne zaman ki şişimiz ilerleyemez hale gelirse misinamızı çekerek örmeye devam ediyoruz. Yine bakın sıra başındayım. Üçüncü sıradayım. Üçüncü sırada yine birinci sırada olduğu gibi düz ilmekleri öreceğiz. Ters ilmekleri örmeden alacağız. Ama ters ilmekleri örmeden alırken ipimizi önde tutacağız. Evet, düz ilmeği örüyorum. İpimi öne alıyorum. Ters ilmeği örmeden alıyorum. Düz ilmeği düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Tersi örmeden alıyorum. Düzü örüyorum.
Bakın. Mükemmel bir başlangıç oldu. Benim şişim kısa olduğu için bu şekilde dönüyor arkadaşlar. Uzun şiş kullanıyorsunuz. Her zaman yaptığımız gibi biliyorsunuz. Şu şekilde çekerek örmeye devam ediyoruz. Evet, sıra başına kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Yine sıra sonuna geldik. Artık bu tip lastiğin son sırasındayım. Bundan sonra normal lastiği örmeye başlayacağım. Son sırada yine düzleri örmeden alıyoruz. Sadece tersleri örüyoruz. Aynı ikinci sırada yaptığımız gibi. Düzleri örmeden al. Tersi ör. Düzleri örmeden al. Tersi ör. Bakın ipim arkada, düzü örmeden alıyorum, tersi örüyorum. İp arkada, düzü örmeden al, ters ör, örmeden al, ters ör. İp arkada, düz örmeden alıyorum, bir ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. 4 sıram bitti. Artık bu aşamada normal lastiğe 1x1 yani bir düz, bir düz, bir düz, bir ters lastiğe geçiyorum. Dikkat ederseniz şiş değişikliği yapmadım. Bir süre daha 4 numara şişte örmeye devam edeceğim. Daha sonra 4,5 numaraya geçeceğim ve 4,5 numara şişle örgüme, daha doğrusu yakaya devam edeceğim. Sıra başına kadar bu şekilde devam ediyoruz. Lastiğin bir sırasını daha ördüm. 5. sırasını ördüm. Biliyorsunuz 5. sırada bir ters bir düz normal lastik yaptık. Gördüğünüz gibi gayet düzgün, gayet esnek bir yaka ağzımız oldu. İlk yapanları zorlayacağının farkındayım. Çok kolay olmadığının farkındayım. Fakat denemekten vazgeçmeyin. Aslında göründüğü kadar zor değil. Kaza başlamadan önce mutlaka eski artık bir ip üzerinde birazcık tübüler keston yöntemini denemenizde fayda var. Birazcık alıştırma yaptıktan sonra yakaya başlarsanız bu süreç sizin için daha kolay olacaktır. Daha az yorucu olacaktır.
Şimdi bir süre daha 4 numara şişle öreceğim. Ondan sonra 4,5 numara şişe geçip lastiğe devam edeceğiz. Şu anda lastiğin boyu 2 santim. 4 sıra tübüler köstonu yaptıktan sonra normal lastiğe geçtim. Ve yine 4 numara şişte devam ettim. Yani ince şişte devam ettim. Ha, bunu yapmak şart mı? Şart değil. Yani direkt 4 sırayı bitirdikten sonra kullanacağınız numaraya geçebilirsiniz. Ama kesinlikle 2-3 santim şu şekilde lastiğin ağzını yaptığınız numarayla, yani ince şişte 2-3 santim örmenizi tavsiye ederim. Lastik daha doğrusu kazan boyu daha güzel oluyor. Ağzı yayılmıyor, açılmıyor, daha güzel duruyor. Şimdi ben 4,5 numara şişe geçiyorum. Artık lastiğime 4,5 numara şişle devam edeceğim. Bir ters bir düz şeklinde yakanın boyu 9 santim oluncaya kadar örmeye devam ediyoruz. İsterseniz 10 santim de yapabilirsiniz. Ben çok uzun olmasını istemiyorum ama tabi bir boy kesinlikle sizin tercihinize kalmış. Evet, yakayı ördüm, bitti. Şu anda yaka uzunluğumuz 9 santim. Gördüğünüz gibi gayet esnek, güzel bir yaka. Bakın, yaka ağzı ne kadar çok açılıyor. Yani her kafa genişliğine sığabilecek rahatlıkta bir yaka oldu. Birinci videomuz bitti. Bu kazağın birinci bölümü. İkinci bölümde yaka düşürmesi yapacağız. Yani arka yakayı hafifçe öreceğiz, oyacağız. Düşüreceğiz. Ön yakayı oyarak bu yakanın boğazımıza tam oturmasını sağlayacağız. Vücut anatomimize uygun olmasını sağlayacağız. Böylece bu kazak boğazımıza dayanmayacak. Bizi rahatsız etmeyecek. Vakit ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım projeyi beğenirsiniz. Diğer videoda buluşmak üzere. Esen kalın, hoşça kalın.